Bir ışık kaynağı ve farklı X ve Y metal yüzeyleri kullanılarak yapılan fotoelektrik olay deneyinde X ve Y metallerinden sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjileri yüzeye düşen ışığın frekansına bağlı olarak şekildeki gibi değişmektedir. Buna göre yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Y metalinin eşik enerjisi X metalinin eşik enerjisinden küçüktür. Tam tersi arkadaşlar. Y'nin eşik enerjisi X'in eşik enerjisinden daha büyük, bağlanma enerjisinden daha büyük. O halde bu tam tersi olacak. bir yanlış. 2. X metalinden elektron koparabilen ışık Y'den elektron koparabilir. X'ten elektron koparmak için en az eşik enerjisine bir enerjiyle foton gelmesi gerekiyor. Tamam, e EX geldi, kopardı. E, o zaman demek ki bundan büyük bir enerjiyle geldiğinde, yani koparabilen bir foton geldiğinde arkadaşlar, bu EY'den küçük olabilir. O halde bundan kopardığında arkadaşlar EX, EX'in biraz üzerindeki bir değerde de elektron koparabiliyor EX'ten ama EY'den kesinlikle koparacak diye bir şart yok en az E'ye EY eşit olmalı ki E'ye yani Y metalinden de bir elektron sökebilsin. Eşik enerjisi kadar bir enerjiyle gelebilmesi lazım ama X'ten koparan illa Y'den koparacak diye bir şart yok. E'ye'nin altındaki değerlerde de foton geldiğinde X'ten koparır ama Y'den koparamaz. O zaman bunu arkadaşlar kesin diye sorduğu için doğrudur dediği için yanlış. Kesin değil bu. 3. X metalinden sökülen elektronları durdurma gerilimi Y metalinden sökülen elektronları durdurma geriliminden büyüktür. Şimdi durdurma gerilimi gerilim enerji ile alakalı bir büyüklük olduğu için o zaman enerji ile alakalı bir kavram yazmamız lazım. Foton enerjisi E bağlanma artı E çarpı V kesme gerilimi ile bulunuyordu. O zaman bunlar bağlanma enerjilerimiz verilmiş EX EY diye. E bunlara biz bir ışık kaynağından foton göndermişiz. O zaman demek ki fotonlarımızın enerjileri aynı. E foton, E foton diyelim. E, bağlanma enerjisi e, -x e E diyorum. E Y e de 2 E diyorum arkadaşlar. O zaman bağlanma enerjileriyle kesme gerilimi ters orantılı olacak. Yani burada kesme gerilimi arkadaşlar 2 V diyelim. Burada kesme gerilimi V olsun. O zaman X metalinden sökülen elektronun durdurma gerilimi, Y metalinden sökülen elektronların durdurma geriliminden büyüktür ifadesi kesinlikle doğru çıktı. Cevap yalnız 3 yani C seçeneği doğru olmalı deriz. Bir fotoelektrik olayı deneyinde metal yüzeye en tane foton gönderildiğinde yüzeyden kopan elektronların kinetik enerjileri E devredeki maksimum akım şiddeti iyi olarak ölçülüyor. Aynı metal yüzeye aynı enerjiye sahip iki en tane foton gönderilirse yüzeyden sökülen elektronların kinetik enerjileri ve devredeki maksimum akım şiddeti ne olur? Arkadaşlar enerjiye baktığımızda fotonun enerjisi E bağlanma artı E kinetik şeklinde yazılıyor. Enerji korunun bağıntısı bu. Şimdi biz ne yapıyoruz? n tane foton göndermişiz ve aynı metal yüzeye aynı enerjiye sahip. Bu sefer 2 n tane. Şimdi bu bir fotona ait söylenmiş bir enerji korun bağıntısı. Çünkü bir foton bir elektron sökebiliyor. O zaman burada aynı enerjide foton gelince yine aynı metal yüzeye gönderildiği için bağlanma enerjisi de aynı oluyor. O zaman demek ki elektronların orada saçılırken kinetik enerjileri aynı olacak. Yani değişmeyecek. Demek ki burada kinetik enerjisi E ise 2N tane gönderdiğimizde de E olmuş olacak. Kinetik enerji değişmeyecek. Peki ne değişti? Sayı olarak N tane foton göndermişken bu sefer 2N tane foton gönderiyoruz. 2N tane fotonda bu sefer akım şiddeti iyi iken daha fazla miktarda foton gelmesi daha fazla elektron sökmesi o zaman foton sayısıyla burada sökülen elektron sayısı doğru orantılı olduğu için akımda elektron sayısıyla doğru orantılı olduğu için yine akımın n'den 2 n'e çıkmasıyla şiddetinin de 2 olduğunu gözlemliyoruz. O halde demek ki akım 2 katına çıktı ama kinetik enerji değişmedi. Cevabımız bundan dolayı A seçeneği doğrudur deriz. Compton olayında dalga boyu 0.5 lambda olan ve c hızıyla ilerleyen x ışını fotonları durmakta olan elektrona çarpıp saçılıyor. Bu olayda saçılan fotonun dalga boyu ve hızı için yargılarının hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar şimdi hızıyla alakalı bir kere elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızıyla hareket ederler. O zaman Compton saçılmasında foton gelip elektronu çarpıp ne yapıyor? Belli bir enerjisini verdikten sonra kendisi saçılıyor. Ortam değişmediği için ışık hızıyla hareket edecek. Yani hızı ışık hızına eşit olacak. Yani ışık hızıyla yayılacak bir. Bu doğru. Işık hızıyla yayılacak. Bir kere ışık hızından farklı bir hızda yayılmayacak. Peki dalga boyu ne yapıyor? Bir kere gelen foton enerjisine E dediğimizde saçılan foton enerjisine E üstü dediğimizde E, E üstünden büyük. Enerjisi ne yaptı? Azaldı. Enerjisi azalınca frekansı da azalıyor. Yani gelen ikisine F dersem, saçılan ikisine de F üstü dersem F, F üstünden büyük. Ama dalga boyu enerjiyle ters orantılı olduğu için dalga boyu ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Yani lambda üstü lambdadan büyük. Ne kadarlık dalga boyuyla gelmişti? Yarım dalga boyu. O zaman yarım dalga boyundan daha büyük bir dalga boyuyla saçılması lazım. Bu yarımdan daha küçük olduğu için bu yanlış. O zaman yarımdan büyük olduğu için yalnız bir nolu şıkkımız doğru. Yani cevap arkadaşlar A seçeneği doğrudur deriz. E enerjili fotonlar K metrelerine düşürüldüğünde sökülen elektronlar maksimum kinetik enerjili 7 elektron volt ve L metrelerine düşürüldüğünde 4 elektron volt oluyor. Buna göre K ve L'nin eşek enerjileri fi K ile aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar foton enerjisi E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik şeklinde elektron aktarılıp elektron tarafından bu şekilde kullanılıyordu. Bize E enerjili fotonlar demiş. E enerjili fotonlar gönderilmiş. O zaman K için ve L için foton enerjisi e. Bağlanma enerjilerini bilmiyoruz. Bağlanma enerji bunlardan hangileri olabilir diye sor, soruyor. Şimdi bakalım. K'nın kinetik enerjisi 7 elektron volt şeklinde. L'nin kinetik enerjisi arkadaşlar 4 elektron volt şeklinde oluyormuş saçılan elektronların kinetik enerjileri. O zaman buraya hangi değerleri yazarsak E'ler eşit olur diye düşüneceğiz. 2'ye 3 yazdığımız arkadaşlar 9'a 7 oluyor olmaz. 3 6 yazarsak 10'a 10 oldu. Bakın bu olur. Diğerlerini de deneyelim. 4'e 4 yazarsak 11'e 8 olur olmaz. Yine arkadaşlar 5'e 2 yazdığımızda 12'ye 6 olur. Yine 0'a 3 yazdığımızda 7'ye 7 oldu. Ama 0 bağlanma enerjisi 0 olmaz arkadaşlar elektronun. O zaman bu olamayacak bir ifade olduğu için cevap B seçeneği doğrudur deriz. Bir fotoelektrik olay deneyinde eşik dalga boyu 2 lambda olan metalin üzerine lambda dalga boylu fotonlar gönderildiğinde sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi E1 oluyor. Şimdi enerji konumu uygulayalım arkadaşlar. Foton enerjisi E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik şeklinde elektrona aktarılıyordu. O zaman burada enerji yazarken frekanstan H çarpı F diye yazarız. Dalga boyundan da Hş bölü lambda diye yazarız. O zaman burada bize lambda cinsinden ifadeler verdiği için yazıyorum. Hc bölü lambda. Gelen foton enerjisinin dalga boyuna, e, dalga boyuna lambda demiş. O zaman Hc bölü lambda. Peki eşik dalga boyuna ne demiş? 2 lambda. O zaman hc bölü 2 lambda diyorum. Artı kinetik enerji. Ek. Buna e1 demiş. Şimdi ikincisine bakalım arkadaşlar. Başka bir deneyde eşik frekansı 3 lambda olan bir metal üzerine 2 lambda dalga boyu fotonlar düşülüyormuş. Buna göre burada kinetik enerjisi de e2 oluyormuş. Yazalım. Fotonun dalga boyu 2 lambda olarak verilmiş. Eşik dalga boyunda 3 lambda. hc bölü 3 lambda dediğimizde buradaki e2 enerjimizde Kinetik enerjimiz olacak. E1 bölü E2 oranı sormuş. Buradan bakın bir tane Hc bölü lambda'dan 1 bölü 2'yi çıkarırsak 1 bölü 2 tane Hc bölü lambda kalır. Hc bölü lambda kaldı 1 bölü 2 tane. Şimdi ikincisine bakalım. 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarırsanız yani 3 bölü 6'dan buradan 2 bölü 6'yı çıkarmış oluyoruz. 1 bölü 6 kalmış oluyor. Yani 1 bölü 6 tane Hc bölü lambda burada E1 kinetik enerjisine burada da E2 kinetik enerjisine eşit olmuş oldu. 1 bölü 2'yi 1 bölü 6'ya oranlarsak ters çevirip çarpıp çırptığımızda 3'e eşit olur. Yani cevap A seçeneği çıkar deriz. Bir fotoelektrik olayında eşik enerjisi 3e olan K metali üzerine fotonlar düşülüyor. Bu deneyde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisinin metal üzerine düşürülen fotonların frekansına göre değişimini gösteren grafik şekildeki ekip oluyor. Bu olayda eşik enerjisi 2 olan L metali kullanılsaydı Elektronların sökülebilmesi için kullanılan fotonların frekansının en az kaç f olması gerekirdi? Arkadaşlar şimdi burada bize bir kere 3e enerjili bir k metali kullandığı söylenmiş. Tamam. Eğime baktığımızda arkadaşlar 2'ye 1 oranda gitmiş. Eğim neyi veriyordu? Eğim tanjant alfadan karşı bölü komşudan enerji bölü frekans ifadesini veriyor. Yani h çarpı f'i f'e bölersek frekansa bölersek karşımıza plan sabit çıkıyor. Yani bu grafiğin eğimi kinetik enerji fotonların frekansının grafiğin eğimi hep sabit olacak arkadaşlar. Peki bu sefer eşik enerjisi 2 olan L metali kullansak. L metali kullandığımızda grafiğin eğimi sabit olacağı için şöyle 2'ye 1 doğrultuda devam ettiriyorum. Bunun eşik frekansı bakın şuradaki 8 f'miş. Devam ettirdiğimizde bu da bizim diğer metalimiz oldu. Bu K metali, bu da L metaline ait bir maksimum enerji e, fotonların frekansı grafiği. 2E olan L metali kullanılsaydı elektronların sökülebilmesi için kullanılan fotonların frekansı en az demiş. En az yani eşik frekansı demek. Eşik frekansımız arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 8F olması gerekiyor. O halde cevap 8F yani eşik frekansını sormuş bize. Cevap D seçeneğidir deriz. Bir foton için yargılarından hangileri doğrudur? 1. Compton olayını gerçekleştirdikten sonra enerjisinin tamamını yitirerek yok olur. Hayır, enerjisinin belli bir kısmını elektrona aktarır. Kendisi geriye kalan enerjiyle yoluna devam eder yani saçılır. O halde bu ifade yanlıştır. Bir atomu uyardığında enerjisinin tamamını yitirerek yok olur. Evet, bir atomu uyardığında ya hip ya hiç prensibine göre davranır. Eğer onu koparabiliyorsa kendi enerjisinin tamamını verir. Kendisi yok olur. O da arkadaşlar aldığı enerjiyle üst seviyeleri çıkarak ya iyonlaşır ya da üst katmanlara çıkıp, çıkıp tekrar kararlı hale geri dönüp ışıma yapar. Yani bu ifade doğrudur. 3. Fotoelektrik olayı gerçekleştirdiğinde e enerjisinin tamamını yitirerek yok olur. Evet fotoelektrik olayında da arkadaşlar foton oradan bağlanma enerjisine eşit bir enerji seviyesine gelmişse bu enerjiye eşit ve büyükse kendisi olup gidiyor, sönümleniyor, soğuruluyor ve o enerjide elektron alarak yoluna devam ediyor. Yani arkadaşlar yitirerek yok olur bilgisi doğru. 2 ve 3 doğru cevap D seçeneğidir. Compton saçılmasında lambda dalga boylu bir foton elektronlarla etkileştikten sonra momentumun büyüklüğünün 1 bölü 4'ünü kaybederek saçılıyor. Buna göre saçılan fotonun dalga boyu kaç lambdadır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Campton saçılmasında gelen fotonun momentum'la P dediğimizde saçılan fotonun momentum'la şu şekilde ne yapmış? 1 bölü 4'ünü kaybetmiş. Yani P iken burada 3P bölü 4'ünün kaldığını söylüyor. P bölü 4'ü yok. Yani 3P bölü 4'ü kalmış. Buna göre gelen e, fotonun dalga boyu lambda ise saçılan fotonun dalga boyu lambda cinsinden kaç lambdadır diye soruyor. Şimdi de Broglie dalga boyuna göre Lambda h bölü p yardımıyla bulunuyor mu arkadaşlar? Evet. O zaman gelen dalga boyumuz, gelen foton dalga boyu lambda, h'ımız Planck sabitimiz P'de. momentumuz p dedik. Şimdi saçılan ikisine lambda üstü diyorum arkadaşlar dalga boyuna. Eşittir h bölü h bölü p üssü. p üssümüz ne kadar kalmış? 3p bölü 4 kalmış. O zaman buna 3p bölü 4 dersem ne oldu arkadaşlar? Momentumuz P iken 3P bölü 4 olunca ters orantılı olduğu için lambda üstümüzü buradan çekersek lambda üssü 4 lambda bölü 3 olur. Yani 4 bölü 3 katına çıkar. Yani demek ki dalga boyumuz artıyordu zaten. 4 lambda bölü 3 şeklinde oldu. Cevap C seçeneğidir deriz. Bir fotoelektrik olayda yukarıdaki niceliklerden hangilerinin artması devredeki fotoelektrik akımının artması neden olabilir diyor. Bir katoda birim zamanda gönderilen foton sayısı. Foton sayısı arkadaşlar artarsa sökülen elektronların sayısı artar. Sökülen elektronların sayısı artarsa e, katot levhadan anot levhaya ulaşan elektronların sayısı artar. Elektron sayısı artarsa devrede akım fazla olur. Yani burada akımın artmasına sebep olabilir. Katoda düşürülen ışığın dalga boyu. Arkadaşlar ışığın dalga boyu artarsa enerjisi azalır. Enerjisi azalırsa arkadaşlar enerjinin azalması diğer tarafa ulaşma ihtimallerini sökülen elektronların diğer tarafa ulaşma ihtimallerini azaltır. Yani bu akımı azaltan bir etkidir arkadaşlar. Yani demek ki ışığın dalga boyu artınca enerjisi azalıyor. Enerji azalınca e, akımın şiddetinde azalma meydana geliyor. O zaman demek ki ikinci yargı olmaz. Anot katot arası uzaklığı artması. Anot katot arasındaki uzaklık artarsa katottan sökülen elektronların anoda ulaşma ihtimali azalır. Bu ihtimali azalınca arkadaşlar daha az miktarda elektron anot devreye ulaşacağı için buradaki elektron sayısı azaldığı için akım azalır. Yani bu akıma artmasına değil de azalmasına bir sebep olabilir. O halde yalnız bir artmasına neden olduğu için cevabımız A seçeneği olmalı deriz. Bir metale e enerjili fotonlar düşürüldüğünde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi 2 elektron volt. 2 e enerjili fotonlar düşürüldüğünde d5 elektron volt oluyor. Buna göre 3 e elektronlu fotonlar düşürülürse sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi kaç elektron volt olur diye sorulmuş. Şimdi e enerjili foton gönderdiğimizde foton enerjisi arkadaşlar e bağlanma artı e kinetik şeklinde bulunuyordu. O zaman foton enerjisini e demiş e eşittir Bağlanma enerjisi artı E kinetik diyorum. 2 elektron volt olarak veriliyor burası. 2EV olarak yazıyorum. Sonra 2E'lik enerjili gönderdiğimizde 2 eşittir E bağlanma artı. Hop kinetik enerjisi de 5 elektron volt oluyormuş arkadaşlar. Şimdi buradan orandan yararlanıp buradaki bağlanma enerjisini bulacağım. Buradaki arkadaşlar oran 1 bölü 2. Şu tarafı 2 ile çarptığımda 2 tane E bağlanma artı 4 elektron volt eşittir. E bağlanma artı 5 elektron volt şeklinde matematiksel işlemi devam ettirdiğimizde bağlanma enerjisinin 1 elektron volt şiddetinde olduğunu bulurum. Şimdi bağlanma enerjisi yani eşik enerjisi 1 elektron volt. Şimdi 1 elektron volt arkadaşlar bağlanma enerjisinde herhangi bir denklemde yerine yazdığımızda burada veya burada yazdığımızda karşımıza E enerjisinin yani E dediğimiz foton enerjisinin 3 elektron volt şiddetinde olduğunu da bulmuş oluruz. Şimdi 3E enerjili fotonlar düşülürse sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi kaç elektron volt diyor. Yine E foton eşittir E bağlanma artı E kinetiği yazalım buraya. Fotonun enerjisi ne kadarmış? 3E'ymiş. 3 tane E eşittir bakın E 6 elektron volt, 3 elektron voltmuş. O halde demek ki E bağlanma artı E kinetiği burada uygulayacağım. Hemen direkt yazayım. Fotonun enerjisi 3e olduğu için 3e 3 tane 3 elektron volt yani 9 elektron volt oldu. Eşittir e bağlanma. Biraz önce E bağlanmayı 1 elektron volt bulmuştuk. Artı burada kinetik enerjisinde EK dediğinizde EK'yi çektiğinizde 8 elektron voltluk bir bağlanma enerjisi çıkar, kinetik enerji çıkar. O halde cevabımız buradan 8 elektron volt olması yani C seçeneğinin doğru olması gerekir.